Türkiye'de kamplar dışında yaşayan mülteciler için Avrupa'nın yardımları gelmeye başladı. İlk kez hayata geçen ve AB'den gelen yardımlarla dağıtılan Kızılay kartına gıda için aylık 100'er lira yükleniyor kişi başı. CNN Türk'ün konu olduğu Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak hem bu uygulamayı hem de mültecilerin bir kısmına verilecek vatandaşlık imkanını anlattı. Bunun 267 milyon avrosunu Avrupa Birliği Dünya Gıda Programı'na geçtiğimiz pazartesi itibariyle Kızılay hesabına yükledi. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, CNN Türk ekranında Hakan Çelik'in konuğuydu. Avrupa Birliği'nden son olarak gelen miktarı ilk kez açıkladı ve ekledi. 512 milyon dolardı. Bütün dünyadan. Evet, ama bugün bu rakamın sadece Avrupa Birliği bakımından 600 milyon euro ilave edildiğini göreceğiz. Veysi Kaynak, Türkiye'de yaşayan mültecilere dağıtılan Kızılay kartını da ilk kez tanıttı. Bu Kızılay kart, bu işte Avrupa Birliği'nin bize o rakamın yükselmesinin en önemli sebebi budur. 600 milyon daha dediniz, onu kastettim. Evet. Kızılay kart, kamplarda yaşayan mültecilere dağıtılan AFAD karttan farklı. Bu kamp içindekilere yönelik AFAD kart. Bir kamp kişi, dışındakilere bir kişi yönelik. De aynı anda iki kart olamıyor mu? Hayır. Olamıyor. Çünkü kamp içindekiler ayrı, kamp olamıyor. Dışındakiler ayrı. Bunu barınma giderine de kullanabiliyorlar. Yani bir başlarına sokacak bir yer kiralamışlarsa kirada da kullanabiliyorlar. Bununla hedefimiz başlangıçta 2017 içinde 1 milyon mülteciye bu karttan ulaştırmak. Bir de Turkuaz kart var. Bu kartın sahibi olan kişiye Türk vatandaşlığının yolu açılacak. Ancak herkes sahip olamayacak. Turkuaz kart yani çalışma izni, arka sıra oturma izni, arka sıra vatandaşlığa giden bir süreç yaşanacak. 50 bin yüksek tahsilli Suriyeli var. Bunların hepsi mühendisi var, hukukçusu var, doktoru var, eczacısı var, her alanda var. Öncelikle bu kişilere vatandaşlık verilmesi mi söz konusu olacak? Sözünü ettiğiniz profilden mi bahsediyorsunuz? Öncelikle buradan başlayacak. Peki bu haberler kaç kişiyi ilgilendiriyor? Kaynak, Türkiye'deki mültecilerin de sayısını açıkladı. 2 milyon 750 bin Suriyeli var. 100 binden fazla Iraklı var. 9 bin Yezidi var. 50 binden fazla Gürcü var. Filistinli var, Libyalı var, Mısırlı var. Toplam 3 milyonun biraz aşan rakam var. Resmi sayı bu. Evet. Veysi Kaynak, bedelli askerlik bekleyenlere ise olumsuz yanıt verdi. Türkiye'nin yurt içinde yurt dışında çok önemli terörle mücadele operasyonları yaparken bedelli askerliğin gündeme gelmesi bile mümkün değil.